Sevgili Kayelec kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere eski ve arızalı saç düzleştirme makinesinden nasıl bir SMD lehimleme istasyonu yapabilirsiniz onu göstereceğim. Hem de bu yapacağınız istasyon isterseniz normal PCB üzerinde lehimleme ve sökme yapabileceğiniz bir istasyon olacak. İsterseniz de alüminyum PCB'lerden sökme ve lehimleme yapabileceğiniz bir istasyon olacak. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Çünkü bazı takipçilerimiz video uzun olunca bize kızıyorlar. Onun için hemen videoya geçmek istiyorum. Fakat ondan önce kanalımızın gelişimi için ufak bir sponsorluk reklamımız var. Önce onu izleyelim. Daha sonrasında da videonun kalan kısmına geçelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi Dört dörtlük bir şekilde JLCPCB firmasına verebilirsiniz. Evet arkadaşlar sponsorluk reklamımızı izledikten sonra şimdi isterseniz hemen saç düzleştirme makinemizde nasıl SMD lehimleme ve sökme e, istasyonu yapacağımızı görelim. Bakın burada Brown marka bir eski saç düzleştiricimiz var. Bu saç düzleştiricimizin elektronik kontrol kısmı arızalanmış ve çok masraflı tuttuğu için. E, müşteri bunu yaptırmak istemedi ve bunu bize hibe etti yani bunu bu tür videolarımızda sizlere faydası olabileceğini düşündüğümüz için kendisinden rica ettik o da sizlerin faydasına olsun diye bunu bize hibe etti kendisine çok çok teşekkür ediyoruz buradan bu video aracılığıyla aynı zamanda kendisi kanalımıza da abone oldu ve bildirimlerini açtı bu vesileyle sizden de ricam kanalımıza abone olmayı takip etmeyi ve tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar ki bu tür yeni videolar paylaştığımızda videolarımızdan haberiniz olsun ve hiçbir ayrıntıyı, öğrenilecek hiçbir konuyu kaçırmayın. Hemen şimdi saç düzleştiricimizi sökeceğiz arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bir saç düzleştiricinin menteşe vazifesini gören bir kısım var. Bu kısmı hemen Artık bu hibe edildiği için çok önemsememize gerek yok ama şu şekilde bunu sökeceğiz arkadaşlar. Tabi bunu yaparken malzemenizi de deforme etmemeye özen göstererek bu işlemi yapıyoruz. Bakalım hangi taraf daha rahat çıkacak. Bunlardan bir tanesi kapak arkadaşlar. Altında da bir vida olacak. Ama bu taraf mıydı, öbür taraf mıydı onu bilemiyorum. Onun için biraz uğraşacağız. Evet bakın bu taraf bir kapakmış. Gördüğünüz gibi bu kapağı çıkardıktan sonra hemen buradaki vidayı gevşetiyoruz. Bunda yıldız bir vida çıktı. Bazılarında çatal bir vida çıkıyor. Bazılarında düz bir vida çıkıyor arkadaşlar. Onun için ekipmanlarınızı bu manada tam bulundurmanızı tavsiye ediyorum size. Bakın bir yandan bu arkadaki kısmı da tutmanız lazım. Çünkü vida ile birlikte dönebiliyor o kısım. İşaret parmağınızı bastırdığınızda gördüğünüz gibi rahatlıkla buradaki vidayı çıkarabileceksiniz. Şimdi saç düzleştiricimizin bu kısmına basarak buradaki menteşe vazifesi gören plastik parçayı da alıyoruz. Zaten ondan sonra saç düzleştiricimiz artık birbirinden bağımsız bir şekilde açılmış olacak gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın buralarda çatal vidalar söz konusu. Bu çatal vidaları ucu çatal tornavidanızla sökmeniz gerekecek arkadaşlar. Umarım sizin açacağınız saç düzleştirici de bu şekilde çatal değil de yıldız ya da düz vidalar çıkar ki çok fazla uğraşmazsınız. Ama bizim elimizde çatal tornavidalarımız var. Daha doğrusu bunlar için uygun ağız var. Onun için bizim için sıkıntı olmayacak bu durum. Hemen sökelim ve videonun kalan kısmına geçelim. Şimdi hızlı bir şekilde bu gördüğünüz gibi çatal vidaları saç düzleştiricimizden sökelim size de yakından göstermek istiyorum bu şekilde çatal vida ağzımızı şimdi son vidayı da sökelim. Bu üstte görmüş olduğunuz kapakları her ikisini de çıkaralım. Kapakları çıkardıktan sonra hemen gördüğünüz gibi burada saç düzleştiricilerimizin birer tane ısıtıcısı mevcut her iki yanda da. Biz bu ısıtıcıları şimdi buradan sökeceğiz. Hatta bir tanesini sökelim ve size bu ısıtıcılarla nasıl SMD lehimleme istasyonu yapacağınızı gösterelim. Hemen şu kablosunu bir keseyim ve diğer kablosunu da şu kartı çıkardıktan sonra Keseceğim arkadaşlar. Isıtıcımızı çıkarmış, bulunmaktayız. Şimdi hemen şuradaki bağlantı noktasını da bir keselim. Saç düzleştiricimizin ısıtıcısını çıkarmış olduk gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi geri kalanıyla şimdilik işimiz yok arkadaşlar ama bu saç düzleştiriciye enerji verebilmemiz için bize bir 220 kablosu lazım olacak. Bu 220 kablosunu isterseniz bu bozuk olan saç düzleştiricinizin kablosunu kullanabilirsiniz. Ya da daha önceden benim gibi elinizde bir 220 kablonuz varsa o kabloyu bu iş için kullanabilirsiniz. Hemen bağlantılarını yapalım ve SMD lehimleme istasyonunun son safhasına geçelim. Gördüğünüz gibi şu an ısıtıcımız önümde ve bu ısıtıcıdan 4 tane kablo çıkıyor. Bu çıkan kablolardan 2 tanesi ısıtıcının rezistansı, 2 tanesi de sensörü arkadaşlar. Şimdi bu kabloları nasıl tespit edeceğinizi göstereceğim ölçü aletiyle sizlere. Bakın ölçü aletimi kurdum ve direnç kademesini aldım arkadaşlar. Şimdi daha önceden ölçtüğüm için ben 6K kademesinde ama siz düşükten başlayıp yükseğe doğru gidebilirsiniz. Şöyle göstereyim isterseniz ilk başladığım şekliyle göstereyim size de tecrübe olmuş olsun. 600 ohm kademesinde ölçü aletimin problarını iki kabloya değdiriyorum. Bakın 78.3 ohm gösteriyor arkadaşlar. 78.3 ohmdayken hemen düzleştiricinin ısıtıcısını elime alıp bir miktar ısıtıyorum. Bakın değerde hiçbir değişiklik yok. 78.3 gösteriyor. Demek ki bu sensörün kabloları değil arkadaşlar. Onun için bıraktım ve bir diğer kablonun uçlarına değdirdim. Bakın burada da hiçbir değer göstermiyor. Değer göstermediği için yüksek omajlı olduğunu düşünerek bir üst kademeye daha yüksek omajlı kademeye alıyorum. Ve burada ölçüyorum. Gördüğünüz gibi 611 gösteriyor. 611 ohm demek 0.611 kilo ohm demek arkadaşlar. Bu kademedeyken 611 elimde bekletiyorum. Bunu bir havya yardımıyla da yapabilirsiniz. Rezistansı dışarıdan ısıttığınızda bu direnç değerinin yükseldiğini gözlemlemeniz lazım. Elinizde birazcık geç olabilir. Onun için havya ile ısıtırsanız çok daha iyi olur. Gördüğünüz gibi 0.612 ohm oldu. Elimin sıcaklığından sensörün direnç değeri yükseliyor. Bu da şu anlama geliyor. Isındıkça değeri yükseldiği için buradaki sensörün bir PTC olduğunu, yani ısındıkça değeri yükselen bir direnç olduğu anlamına geliyor. Ve direnç değerinin tekrar eski seviyesine düşüp düşmeyeceğini kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi 0.611 ohm'a düştü. Hızlı yükselebilmesi için şöyle yapalım. Yani emin olmak adına şu makaronu bir çıkaralım arkadaşlar çünkü bana sıkıntı çıkarıyor. Bu şekilde dokundurduktan sonra havyam yardımıyla gördüğünüz gibi havyamla ısıttığım süre içerisinde sensörün değeri yükseliyor. 613 ohm oldu. 614 ohm oldu. 615 ohm oldu. Gördüğünüz gibi şimdi havyayı çektiğimde tekrar düştüğünü göreceksiniz. 0.616 kilo ohm yani 616 ohm. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar sensör ucunu ve rezistansın kendi ucunu tespit etmeyi öğrendik. Onun için hemen şimdi bu rezistansımızın bağlantılarını yapacağım. Bunun için 220 voltluk bir fiş ayarladım. Bu fişi buradaki kablonun ucuna bağlayacağım ve 220'yi de buradaki rezistansın çalışmasını sağlayacağım. Hemen şu kablonun ucunu bir düzeltelim. Lehimlerini yapalım hemen şu rezistansımızın ucuna. Kabloların ucunu güzelce lehim kapladıktan sonra birbirlerine lehimleyeceğim. Evet bu kablonun da lehimleme işlemi tamam. Biraz suflex yardımıyla biz buna suflex diyoruz arkadaşlar. Bazıları makaron diyor, bazıları başka başka isimler söylüyor. Hemen şu görmüş olduğunuz suflex yardımıyla lehimledikten sonra birbirlerine kısa devre yapmasın diye yalıtım yapmış olacağım. Hemen bir parça da büyük suflex'ten aldım. Çapı büyük olandan. Öncelikle büyük olanı geçirdim kabloma. Daha sonra küçük suflexlerimi geçiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi rezistansımıza 220 kablomuzu bağladık ve şimdi sıra geldi test için 220'yi rezistansımıza vermeye. Dikkatli bir şekilde 220 bağlantımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi taktım ve anında hemen evet ısındığını görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen dumanlar çıkmaya başladı rezistansımızdan. Şimdi e, bu rezistansın kullanırken tabanı yakmaması için buraya bir tedbir alacağız arkadaşlar. O da ben şöyle küçük gördüğünüz gibi kıskaçlarım var. Akü kutup başları işlerinde falan kullanıyorum ben bunları. Hemen bunlardan 4 tane bu şekilde tutturacağım. rezistansımı ve bir tane de bu köşesini taktıktan sonra artık gördüğünüz gibi rezistansım hazır bir şekilde bekliyor. Hemen şu şekilde yaptım arkadaşlar ve bunun üzerine sökmek istediğim SMD parçalarımı yerleştiriyorum. Fakat dengesini bir sağlamam lazım. Evet gördüğünüz gibi dengesini de sağladıktan sonra hemen şimdi bir cımbız yardımıyla ledlerimi üzerinden söktüğümü göstermek istiyorum size çok hızlı bir şekilde hemen alüminyumun ısındığını ve ledlerin birer birer sökülebildiğini Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de alüminyum PCB'mi aldım üzerinden. Bunun yerine bir de normal PCB yerleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi entegreyi hızlı bir şekilde sökmüş olduk. Normalde bu havya ile bu entegreyi bu kadar hızlı bir şekilde sökmemiz mümkün değil. Gördüğünüz gibi işini çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski saç düzleştiricimizden SMD lehimleme istasyonu yapmış ve çalıştırmış bulunmaktayız. Her birinize hayırlı uğurlu olsun ve güle güle kullanın diyorum sevgili arkadaşlar. Evet Kaya LC kanal takipçileri bu sayede bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Eğer dediğim gibi ısı kontrollü bir malzeme yapmak istiyorsanız hani daha fazla ısınmasın plakete bakın gördüğünüz gibi uzun süre ısındığı için hemen buralarda bir kararma meydana geldi. Biraz üzerinde bırakıp fazla beklettiğimiz için kararma meydana geldi. Bu gibi durumların yaşanmasını istemiyorsanız bu gösterdiğim sensör uçlarından sıcaklık bilgisini alıp istenilen sıcaklığa geldiğinde sizin bu rezistansınıza giden elektrik kapatmak için bir termostat devresi tasarlayabilirsiniz. Eğer yoğun talep gelirse kanalda bunun da devresini tasarları sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi saç düzleştiricimizden gayet güzel bir şekilde istasyonumuzu yaptık ve hem alüminyum PCB üzerindeki ledlerimizi rahatlıkla söktük. Aynı zamanda da lehimleyebilirsiniz de bu ledleri arkadaşlar buraya hem de normal PCB üzerinden sökmemiz gereken entegreyi bakın bu entegre soğutucu bir taban üzerine lehimle olduğu için normalde siz bacaklarını normal havayla ısıtsanız dahi bu entegreyi sökemezsiniz ki altından ısıtmanız lazım. Çünkü bu entegre ısınan bir entegre olduğu için ısısını plaket üzerine tahliye etsin, üzerindeki ısıyı plakete atsın diye soğutucu bir taban yapmışlar. Bu taban üzerinden entegrenin ısısını plakete aktarmışlar arkadaşlar. Evet sevgili Kaya kanal takipçileri böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek Hoşçakalın.